Ah, çocuklar, siz ne zaman geldiniz? Geldiğinizi hiç duymadım. Gördüğünüz gibi ben yaşlıyım. Evet, hem de çok yaşlı. Tam 80 yaşındayım çocuklar ben. O yüzden kulaklarım ağır işitiyor. Arka tarafta otururken sizin geldiğinizi hiç duymadım çocuklar. Bize bu olanağı sağlayan okulumuzun yöneticisine, idarecisine, okulumuzun müdürüne, kurucusuna ve en çok da öğretmenlerimize o küçücük ellerinizle bir alkış tutalım. Evet, alkış, 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 alkış. Evet, evet. Çünkü çocuklar sizleri ve bizleri burada buluşturup karşılıklı bizleri mutlu ettiler değil mi çocuklar? Evet, evet. Benim adıma Anadolu'da türküler bestelendi. Şimdi o türküyü hep birlikte dinleyelim. Uzak ama çok uzak bir diyarda zengin ama çok zengin bir çiftçi yaşarmış çocuklar. Çiftçimiz o kadar çok zenginmiş ki çiftliğindeki hayvanların sayısını bilmezmiş. Ama çiftçimiz çok iyi bir insanmış. Çiftliğimizin sahibinin adı Ali'ymiş çocuklar. Siz evet, Ali Baba'nın çiftliğini biliyor musunuz? Evet çocuklar, işte bizim bahsedeceğimiz çiftlik de bu. Çocuklar, çiftlikte ne kadar çok hayvan yaşar biliyorsunuz değil mi? Evet. 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 Mesela çocuklar, evinde kedi besleyen var mı? Parmak kaldırın bakayım. Kim? Ben değilim. Evet. Köpek besleyen var mı? Ben değilim. Evet. Evet. Peki. Kim kuş besliyor? Çocuklar, Ali Babamızın çiftliğindeki o meşhur şarkıyı hep beraber çalıp söyleyip oynayalım mı? Bu bir kadın da bir horoz yaşarmış.
Evet. Her sabah ne yaparmış biliyor musunuz? Her sabah bir yere çıkar, bağırırmış. Horozlanması mı vardı çocuklar? Evet, o da her sabah çıkıp bağırır. Ondan sonra bir kenara geçer, dermiş ki bu sabah gene bu insanları, bu hayvanları uyandırdım dermiş. O sabah gene dolaşırken çiftlikte yerde bir inci kolye bulmuş çocuklar. Evet. Bir inci kolye bulmuş. İnci kolyeyi almış, boynuna asmış. Hemen boynuna inci kolyeyi almış, takmış çocuklar. İnci kolyeyle çiftlikte dolaşmaya başlamış. Çocuklar, horozlar ve tavuklar kanatları olsa dahi uçabilirler mi kuşlar gibi? Uçamazlar değil mi? Evet. Bizim horozumuz da boynundaki inci kolyeyle çiftlikte dolaşırken aklına bir şey gelmiş. Demiş ki ben bu kolyeyi kasabaya götürüp satsam çiftçimiz gibi zengin olurum demiş. Ve çiftliğin kenarındaki çitlere doğru gitmiş. Kanatlarını çırpmaya başlamış böyle. Evet. Çırpmış çırpmış yükselmiş. Yükselmiş. Çitlerin üstüne gelmiş. Çitlerin üstünden doğruca çitlerden yere atlayıp köye doğru yola çıkmış. Ne yapacak? Gidecek. Kolyemizi satacak. Evet. Bulduğu kolyeyi satmaya gidecek. Anne. Evet. Ve gitmiş. Yürümüş, yürümüş, yürümüş. Çocuklar akşam karanlıkta kasabaya varmış. Çiftçimizin çiftliğinden baktığı gibi kasaba yakın değilmiş. Ve kasabaya gelmiş, kuyumcudan içeriye girmiş, kuyumcuya bakmış karşısında. Boynunda inci kolye olan bir horoz. Hemen boynundaki horozu almış. Almış ve doğruca horozumuza bir yem vermiş. Demiş ki sen horozsun. Sana